Gece çekik gözler arkadaşlar gene piyasayı katlettiler. Şöyle söylemek istiyorum, İran tekrardan bir mining yasaklama olayını buyurdu. Bu olaylar, bu yasaklamalar, bu manipülasyonlar dostlarım sürekli dönüyor. Resmen bize piyasa diyor ki arkadaşlar, yeni yatırımcılar böyle sabırsızlar piyasadan böyle çekilsin. Artık böyle yeni gelen arkadaşlar böyle çıksın piyasadan. Gerçekten de artık böyle herkes böyle sabırsız bir şekilde piyasada o zaman gözüksün, o zaman yükseleceğiz dedikten piyasa kendini öyle gösteriyor arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. Yani burada çok güzel bir şekilde 52'lere kadar yükselmişti. Zaten Çinlilerin de burada bir baskısı vardı. Bunları biliyoruz. Bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de 35 bandı artık aşağısını inmediği sürece burada bir sıkıntı, panik, endişe yok. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tamam herkes dolaşımdaki ağzı konuşuyor ama bu kadar fazla alımlar yapılıyor. Bakın milyarlar, trilyonlarca alımlar yapılıyor. Neden şimdi bu coin hala yükselmedi diye soracak olursan arkadaşlar, gerçekten de riski yönetelim. Riski yönetmemiz adına dostlar bunları konuşan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dostlarım. Bakın burada milyarlarca dostlarım şimdi bu coin'in alındığını biliyoruz ki sürekli cüzdanları zaten şimdi bu coin ekleniyor, eklenmeye devam ediyor. Benim burada söylemek istediğim arkadaşlar, gerçekten de aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın mesela bir tane adam böyle son savaşta böyle kendini şey yapıyor ya, böyle ucunu böyle göstermiş. Arkadaşlar ben oyum. Gerçekten de bakın şimdi bu coin böyle düşse de, şimdi bu coin yükselse de ben her zaman buradayım. Gerçekten de bu haberleri sizlere göstermek adına zaten buradayım. Bakın asıl mesele bu hafta Shiba Swap dostlarım 2.0 olacağı söyleniyor. Bakın şunları söylemek istiyorum. Ne Shiba Swap 2.0 Shibin 2.0 versiyon dostlarım güncellemesinden ne beklenmeli diyerekten şöyle bir şey var aslında. X'ten uzak 337 milyonluk dostlarım bizim TL'miz var. Bu aslında mükemmel bir şey ama içeride baktığımız zaman dostlarım bir ticaret mekanizması var ve bu ticaretimiz artık dostlarım bir versiyon ilerliyor. 2.0 oluyor. Tekrar şöyle söylemek istiyorum dostlarım. Shiba Net var mesela. Shiba Net de geldiği zaman bizim artık gerçek bir böyle mekanizmamız olacak. Bunları zaten biliyoruz. Bunları söylemeye devam ediyoruz ama gerçekten de bu Shiba coin'imiz dostlarım bizim proje ismi coin değil. İleride bizi neler bekliyor? Bunları zaten konuşuyoruz. Söylediğim bir şey var arkadaşlar. Zaten grafiğe birazdan bakacağız. Tabloya da bakacağız. Her şeye bakacağız. Şu an baktığımız gibi biz 13'ün sıradayız ve önümüzde dostlarım Doge var. Doge'yi geçtiğimiz zaman aslında bir ilgi talep bu bile mesela. Şimdi dolaşımdaki arzımız mesela nasıl 360'lara kadar geldi? Mesela Doge'yi geçtiğimiz zaman dostlarım mesela 3 milyarlık bir piyasa değerini tekrardan eklediğimiz zaman ne olacak mesela? Bu bile ilgi talep. Çünkü yani Doge ile aramızda bizim bir şey var. Bunu geçtiğimiz zaman dostlarım yani Twitter'da TT olmamız bile an meselesi. Bakın tekrardan ne olmuştu? Dolaşımdaki arzda mesela düşmeler yaşanmıştı. Bu bile aslında Twitter'da TT olmamızın an meselesiydi ve Twitter'da dostlarım hem Shib bakımından hem de Shiba bakımından Twitter'da TT olmuştu. Yani şu anda mesela önümüzde bir 29 Aralık var. 29 Aralık'ta bir söylenti var dostlarım. Mesela 2 Ekim'de de bu söylentinin aynısı olmuştu. 2 Ekim'de dostlarım mesela bir konuşmalar yapılmıştı. Güncellemelerle alakalı falan filan bir şekilde güncellemeler yapılmıştı. Yani şunları söylemek istiyorum. Tekrardan önümüzde dostlarım aynı söylentiler var ve aynı söylemler tekrar olacak, olmaya devam edecek. Yani bunlar dostlarım şöyle bir şey aslında. Shiba coin diğer kripto paralara benzemiyor aslında. Bir ülke gibi abi. Çünkü pay ödülleri inanılmaz derecede fazla. Çünkü bunun herkes bilincinde olan arkadaşlar direktmen herkes ne yapıyor? Liste mesela stake yapıyor. Bir aylık stake'ini yaptığı zaman dostlarım %100'ünü bastığı zaman ne olacak mesela? Bunu sürekli böyle döngü haline getiriyor. Tekrar getiriyor ve getirmeye devam ediyor. Getirdiği zaman adeti yükseliyor. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Herkes mesela şunu bekliyor. Shiba NFT'lerini. Çünkü abi 14 Ekim'de mesela ne oldu? Shiba NFT'leri çıktı. 23 Ekim'den 28 Ekim'e kadar mükemmel bir yükseliş sağlandı. Yani asıl mesele ilgi talep ve arz talep meselesi burada mesela. Önümüzde dostlarım hala mesela bir NFT var. Evet canınızı sıkmış olabilir. Gerçekten çoğu insanın canı sıktı ama piyasada zaten canınızı sıkmak adına zaten ilerliyor. Bu borsada dostlarım bu şekilde gerçekten de sabredemeyenler sabredenlere böyle paralar aktarıyor. Yani bu piyasa her zaman böyle şekilde ilerledi zaten. Mesela yüksekten alan arkadaşlarımız çok fazla mesela yeni yatırımcı. Gerçekten böyle yapılmaması adına konuşuyorum zaten. Mesela yüksekten alan adam ne yapıyor abi? Direkt ben aşağıdan daha fazla zarar etmeyeyim. Zaten daha ne kadar zarar edeceğim Allah aşkına. Yani şunları söylemek istiyorum. Adeti yükseltmek adına dostlarım mesela sabır, o bile sabır mesela. Shiba Swap'a girip de beklemek o bile güzel bir şey mesela. Adam mesela ne yapıyor orada? Direkt ben swap'ını yapıyor. Direkt ben adetini yükseltiyor. Dostlarım gelin izin verirseniz önce bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de nerede panik stresi? Abi şu anda bir panik stresi yok. Ama panik stresi nerede olduğunu size hemen söyleyeyim. Şimdi burada 48.500 bantları gerçek anlamda bir sıkıntı, panik, endişe yaratacağımız bir bant aslında buralar tam anlamıyla. Çünkü dostlarım burada fazla bir fraktal oluşmuş. Bakın çok ciddiyim bu bandı. Yani 48.500 bandı gerçekten sıkıntılı, panikli bir artık bir süreç. Şu an dostlarım yükselişimiz gerçekten de yeni haberler geliyor. Bir şekilde kendini aslında yenileyen, potansiyeli açık, güzel ilgi, alaka getirecek bir haberlerimiz şu anda hala geliyor. Gelmeye devam ediyor. Bakın şu anda baktığımız gibi şu anda abi sıkıntı, panik gerçekten yok ama 35 bandına geldiği zaman burada gerçek anlamda bir panik, sıkıntı burada görebiliriz ama yani şunları söylemek istiyorum. Bizim gerçekten de kendimizi güvene alacağımız bir liman, kendimizi artık böyle gerçekten de o banda geldiğimiz zaman artık oranın kırılmaz olduğu yer aslında dostlarım. Baktığımız zaman şimdi direktmen dostlarım 39 bandına kadar gelmişti. Zaten 40 bandlarına kadar gelecekti. Zaten Bitcoin açısından da öyleydi. Çünkü Bitcoin'de dostlarım o bantların üzerini kırsaydı bir ufak bir rally gelecekti. Çünkü yeni yatırımcıları gerçek anlamda para kazandırmamaya çalışıyorlar. Şöyle söylemek istiyorum artık. Bizim dostlarım 40 bandı inanılmaz
derecede önemli bir band. Bizim asıl önem böyle uçacağımız, kaçacağımız böyle 1-0 atacağımız bandı dostlarım, tam tamına böyle 58 bandı olduğunu inanıyorum. Ve her zaman olduğu gibi dostlarım, ben bu grafiğe mesela 6-7 aydan beridir bakıyorum. Çünkü hakimim. Çünkü diyordum ki arkadaşlar 989 bandı bizim için çok önemli bir band. Bu band dostlarım isterseniz Bitcoin 200 bandına gelsin. Ama bu bandı Shibcoin gelmediği sürece gerçekten de yükseliş olmuyor derken söylemiştim. Ve ben 989 bandı tekrardan bir alım yaptığımda kimse şey yapmamıştır. Neden yükseleceğine inanıyorsun ama neden o banttan alıyorsun? Yani yukarıdan neden alıyorsun diye herkes sormuştu. Arkadaşlar gerçekten de Shibcoin güzel güzel ATL'ini kırıyor ve düşüyor ya dostlarım. Gerçekten de nereden, ne şekilde desteğini al, ne şekilde direncine kadar gidiyor. Bunların hem fikrim dostlarım, gerçekten de grafiğime de analizime de güveniyorum. Haber başkanına çünkü bakıyorum, indekse bakıyorum, Bitcoin dominansına, Bitcoin'e bakıyorum. O yüzden dostlarım piyasaya hakimim şu anda. Bakıldığı gibi şu anda 58 bandımızın da gerçekten de artık böyle sıfırlara doğru gideceğinin bir nevi kanaatidir. Çünkü her zaman bu piyasa böyle ilerliyor, böyle ilerlemeye devam ediyor. Baktığı zaman zaten şu anda bir baskı var. Mesela bakın Nisan'dan Mayıs'a kadar bir önümüzde bir serüven vardı arkadaşlar. Bu serüvende sürekli bir manipülasyon attı. 29 bandına kadar düşmüştü. Şöyle artık ortada geziniyordu. Ayı sezonuna mı girdik abi? Bu düşüşler ne diyerekten herkes böyle tribe giriyordu. Gerçekten de millet şu anda haklı mı değil mi diyerekten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim dostlarım önümüzde 53.400 bandı var ve bu band Bitcoin açısından mükemmel bir band. Çünkü bu Çin'in baskısıydı ve piyasayı aşağı yönlü indirdiler ki dostlarım böyle tekrardan alım fırsatı da olsun. Çünkü yani bizim için dostlarım destek de güzel. Çünkü destek ne kadar alınırsa direnç bandına o kadar gelmesi bizim için iyidir. Çünkü 53.400 bandı tekrardan söylüyorum çok güzel bir band. Ama şöyle bir şey mesela. Bizi direktmen dostlarım 40 bandına gelip de 42 bandına zaten atacağı bariz belli ve bu fiyatlara dostlarım attığı zaman o zaman dostlarım söylediklerimi ciddi anlamda daha iyi anlayacaksınız. Dostlarım şu anda genel olarak bir markete bakalım. Bakın markete baktığımız zaman 20 milyarlık piyasa değerimiz var. Önümüzde Doge var. Nereden baksanız 24 milyarlık onun da bir piyasa değeri var. Yani Avax'ı söylemek istiyorum. Avax'ın bir yakımı olmuştu. Cidden büyük bir yakımı olmuştu. Avax'ta mesela büyük bir blockchain'i var. Luna mesela main net diyerekten bir blockchain'i var. İnanılmaz bir şekilde dostlarım tekrardan söylemek istiyorum. Bakın 90 dolarlar şu an 0.050 centlerdeydi ve 90 dolara kadar kendi projesini dostlarım çıkarttığı için şu anda kaçıncı sıralama? 9. sıralamada. Yani şunları söylemek istiyorum. Xtripe'den mesela dostlarım DaVinci. DaVinci mesela Xtripe'ların hepsini satmış ve Shibcoin almış. Yani bunlar bir dostlarım gerçekten de önümüzde olan bir projelerin gerçek anlamda herkesin güven aşamasında şu an. Herkes güvendiği için dostlarım alımını fazla bir şekilde yapıyor. Ama olayı şöyle söylemek istiyorum. Şu anda mesela şunları gösterdim ya arkadaşlar. Burada mesela balinalar fazla bir şekilde alım yapıyor. Yani asıl şöyle söylemek lazım. DaVinci mesela Xtripe'ını bozmuş. Shibcoin'i mesela fazlaca ekstradan alımlar yapmış. Önümüzde şu anda 29 Aralık var ve 29 Aralık'ı dostlarım çoğu gerçekten içerideki holders ve BNB balineleri, Ethereum balineleri zaten defalarca alındığını biliyoruz. Gerçekten de şu anda herkes pusuda dostlarım. Orada mesela Shiba token'i bir köpek diyerekten nokta nokta koymuştu. Ya bu dostlarım NFT olacak ya da Robinhood olacak ya da Shiba Net olacak ya da Shiba Swap 2.0 gelecek. Bunların söylemleri olacak. Bir şekilde bunlar konuşacak. Yeni bir güncelleme olacağını dostlarım hem fikrim diyerekten bunları söylemek istiyorum. Dostlarım akşam bir canlı yayın açalım. Ya bu canlı yayını şeyde açacağız, Instagram'da açacağız ya da YouTube'da açacağız ya da Telegram'da açabiliriz dostlarım. İndeks bakalım Bitcoin indeksine, Shibcoin indeksine, dominansa bakalım, Bitcoin dominansına bakalım ki yarın neler olur diyerekten. Dostlarım dediğim gibi 35 bandının aşağısını görmediği zaman sıkıntı, panik, endişe yok demiştik dün. Gerçekten şu anda Çin'in baskısı olduğu için, gerçekten piyasa volatil bir piyasa olduğu için dostlarım kimse bu piyasanın nasıl bir şekilde ilerleyeceğini bilemez. Çünkü içerideki balineler ciddi anlamda çok elinde miktarlarca coin var ama genel anlamda 35 bandının aşağısını kırdığı zaman dostlarım sıkıntı, panik, endişe var. Ama şu anda sıkıntı, panik, endişe yok dostlarım. Çünkü 38 bandının üzerini kırdığımız zaman da bizi güzel bir yerlere götüreceğini zaten hem fikrim diyerekten söylemek istiyorum. Dostlarım videoyu beğenmeyi ve kanala hala bilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Bu videoda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shiba gang. We are army. Yeah. Shiba gang. I go roof, I'm a dog. That's some money when it call.